Hocam öncelikle orduya hoş geldiniz. Ordunun adını ve Türkiye'nin adını tanıttınız. Sizlerin bu başarınızdan dolayı sizlere tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim ilk öncelikle. Yani benim buraya gelmemin sebebi zaten gelecektim. 12 sene oluyor orduya gelmeyeli, ordu aybastıya gelmeyeli. Bir gün gelecektim ama Sayın Başkanımız Beytullah Genç'ten beni bir aradı, bir gece diyeceğim neredeyse. Aybas Ölüm Şenliği var dedi, gelebilir misin dedi. Ben de o zaman tamam dedim. Bu iyi bir niyet olur. Hemen uçağa atladım, geldim. Belirli programlar var tabii, sadece Aybası Bilim Şenliği değil, Ordu'da, Fatsa'da genç kızlarımıza özellikle bir rol model olma şansını buldum. Görevimi tamamlamak istiyorum aynı zamanda da. Çünkü bir rol model olmak kız çocukları için çok önemli olduğunu fark ettim. Almanya'da da öyle zaten, burada da öyle, bunu fark ettim. Yani bir türlü birilerini motive edebiliyorsak iyi yerlere gelmeye, şeylerim tamamdır o zaman, hedeflerim tamamlanmıştır diyeceğim yani. Çok hocam, mutluyum. Küçük yaşta. 1969 yılında babam, sonra 71 yılında annem Almanya'ya geldiler. İşçi olarak çalıştılar. Babam 87 yılında vefat etti. Annem ise 47 sene fabrikada çalıştı. 2 sene önce emekli oldu. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Üniversiteyi orada okudum, bitirdim. 2003 yılında kalp cerrahi bölümüne asistan doktor olarak başladım ve buralara geldim. 2019 yılında yılın tıpçısı seçildim. Yeni nesil yapay kalp araştırmalarımla alakalı bir ödüldü. Bununla da mutlu oldum. Medya tabii başka bir türlü bir ilgi duydu. 2012 yılında bir bayan olarak, kadın olarak ilk defa tam yapay kalp ameliyatını yapmışım. Avrupa'da haberim yoktu ama bunlar benim için de önemli değil zaten. Amaç iyi bir doktor olup hastaları kurtarmak. Her doktor gibi öyle ümit ediyorum. Çünkü bizim egomuzu tatmin etmek için bir şey yapmamamız lazım. Sadece hasta odaklı çalışmamız lazım. De yok bitti dedik ama yine zaman zaman değişik ülkelerde artmaya başlayan virüsle ilgili görüşlerinizi alayım. Ya bu pandemi ve virüs süreci, yine ben de bir hekim olarak bunun, bu bölümün uzmanlarını dinliyorum ve onunla da zaten herkesi de yönlendirmek de istiyorum. Her bölümün uzmanı var. Çalışanları var, daha çok kafa yoranları var. Evet, bu pandemi herkes diyor zaten, uzmanlar diyor. Bir senede, iki senede bitecek bir olay değil. Belirli bir süreç alacak bu hayatımızda. Özlem Türeci, Uğur Şahin sağ olsun bir aşı ürettiler. Sadece onlar değil, diğerleri de. Ve bu aşılara da bizim de vurulmamız gerekiyor. Aşı olunca bu ağır hasta vaka sayıları da daha da çok azalıyor. O yüzden bunun bir çaresi var. Çareyi kullanmak lazım, ona odaklanmak lazım ve her şeyde o kadar da karamsar bakmak lazım değil. Yani bunların kuralları da var, hijyene dikkat etme kuralları var. Bunu sadece yani korktuğumuz anlarda değil de her zaman kendimizi rahat ettiğimiz anlarda da yapmak zorundayız. Yani elleri desenfekte etme, fazla yaklaşmama olaylarına önem vermek zorundayız halen. Evet, Almanya'da bu aşıyı bulan Uğur Bey ve eşine de buradan saygılarımızı iletiyoruz. Evet. Onlar da bizim için çok gururlu. Evet. Gurur duyuyoruz. Sizler gibi duyduğumuz gibi Türkiye'mizi tanıtıyorsunuz. Ülkemiz adına güzel şeylere imza atıyorsunuz. Sağlığımıza kalple ilgili neler söylemek istersiniz? Yani bu başarının altında neler yani var? Yani bunu herkes soruyor bana ve benim her kendim de uyguladığım, stresten çok uzağım. Negatif insanlardan ve ortamlardan çok uzağım. Bence en önemlisi bu. Tabii ki de yemelerimize, içmelerimize risk faktörler var. Bunu artık herkes biliyor. Ve buna karşı da zaten önlemini alıyor ama strese fazla önlem alamıyoruz gündelik hayatta. Bir türlü ona kızıyoruz, buna kızıyoruz, ona şunu üzülüyoruz. Gerek yok böyle işlere. Sağlık en önemlisi. Ona göre hareket etmek zorundayız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Türkiye, Ordu'ya hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyoruz. Başarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.